sizce evinizdeki en kirli yer neresi? Tuvaletler mi? Çöp kutusu mu? Benim yatağımın altına bir bakmaya ne dersiniz? Tam bir toz yuvası. Yatağımın altında o kadar çok toz var ki sanki orada bir toz cumhuriyeti kurulmuş. Bu gibi noktalar bir sürü kir pasın kolaylıkla bir araya geleceği, en bariz yerler ve kuşkusuz bu noktaların dünyanın en temiz yeri olduğunu iddia etmek imkansız. Ama evinizde kirli olacağını hiç ummadığınız başka noktalar bulunduğunu bilmek sizi çok şaşırtacak. Öyle ki bu yerler aslında çok daha fazla mikrop barındırır. Bunlardan bazıları insanı hemen dedirtecek kadar kirlidir. Hadi şimdiden bir deyin bakayım. Güzel. Evet, o halde başlıyoruz. 1. Kahve makinesinin haznesi. Burası öylesine nemli ve karanlıktır ki mikropların gelişmesi ve çoğalması için mükemmel bir yerdir. Burayı zaman zaman sabunlu suyla yıkamanıza rağmen bu bile işe yaramaz. Ayda bir kez hazneyi sirkeyle iyice yıkayın, içine 4 bardak sirke dökün, yarım saat bekletin. Ardından normal kahve gibi sirkeyi demleyin. Bunu bitirdikten sonra sirke kalıntılarından kurtulmak için haznenin içinde en az 2 kez su kaynatın. 2. Buzdolabının kolu. Herkes buzdolabının koluna sık sık dokunur ve kimsenin elinin %100 steril olması gibi bir durum söz konusu olamaz, değil mi? Mikroplar buzdolabını açtığınız noktada 2 gün kadar hayatta kalır. Bu nedenle bunların yiyeceklerinize bulaşmasını önlemek için dolabınızın kolunu bulaşık makinesi sıvısı döktüğünüz bir mikrofiber bezle düzenli olarak silin. 3. Tezgahın üstü. Market alışverişinden sonra eve geldiğinizde torbaları ve paketleri nereye koyarsınız? Ki bunlar sadece market torbalarıyla sınırlı kalmaz. Tezgahın üstüne aynı zamanda el çantanızı ve hatta sırt çantanızı bile koyarsınız. Bahsettiğim yer tabii ki mutfak tezgahı. Şimdi buranın neden mikroplarla dolu olabileceğini anlıyor musunuz? Tezgahın üzerinde yemek yaptığınızı sakın unutmayın. Bu bölge yiyecek maddesi olmayan hiçbir şey için uygun değildir. Ayrıca tezgahı yemek pişirmeden önce ve sonra dezenfekte etmeye dikkat edin. 4. Kesme tahtaları. Yemek için doğradığınız sebze meyveler kesme tahtasına doğrudan temas eder. Bu yüzden kesme tahtalarını gıdalardan kaynaklanan herhangi bir hastalığa yakalanmamak için mümkün olduğunca temiz tutmalısınız. Kesme tahtalarını adam akıllı temizlemek için kabartma tozu ve tuzla ovalayın. 5. Süngerler. Mutfak süngerlerinin bazen pis koktuğunu hiç fark ettiniz mi? Süngerler her zaman ıslak ve nemli olduğu için kolibasili de dahil olmak üzere birçok bakterinin cirit attığı bir yerdir. Ve koku bunun doğrudan göstergesidir. Her kullanımdan sonra çöpe atmak yerine bu iğrenç mikropları yok etmek için süngeri her 5-6 günde bir, 1 dakika mikrodalgada ısıtın. 6. Lavabolar ve çevresi. Kazayla düşürdüğünüz bir gıda maddesini klozetten alır mısınız? Ne tür bir gıdadan bahsediyoruz? Hayır, elbette almam. Peki ya mutfak lavabosundan? İlk durumda asla deyip ikincisinde belki alırım dediyseniz, işte size üstünde düşünmeniz gereken bazı gerçekler. Lavabonuz tuvaletinizden daha kirlidir. Lavaboların içinde daha fazla bakteri bulunur. Çünkü yiyecek artıkları bakterilerin gelişmesi için mükemmel bir ortamdır. Bu bakteriler ellerinize ve ardından yiyeceklere kolayca bulaşabilir. Lavaboların suyla durulanması yeterli değildir. Bu nedenle buraları kabartma tozuyla ovalayın ve ardından suyla seyreltilmiş çamaşır suyuyla üstünden geçin. Bunu haftada en az bir kez yapmalısınız. Ancak dezenfekte etmek için 2 kez yapmak daha iyidir. 7. Çöp öğütücüsü. Çöp öğütücülerinin bakteri barındırdığının kanıtı bu aletten çıkan kötü kokudur. Öğütücüleri temizlemek için size verebileceğimiz en iyi ipucu içine yarım bardak kabartma tozu döküp sonrasında bir bardak sirke eklemektir. Birkaç dakika sonra öğütücünüzü bir kova sıcak suyla iyice durulayın. Öğütücünün içine atacağınız yarım limon hoş olmayan kokuları bertaraf edecek ve temizliği daha verimli bir hale getirecektir. 8. Konserve açacağı. Konserve açacağınızı hiç dezenfekte ettiniz mi? Etmediyseniz o zaman bu önemli mutfak aletinin salmonella, kolibasili, maya ve küfte dahil olmak üzere pek çok mikroba ev sahipliği yapmasına şaşırmamalısınız.
Mikropların açacağın bıçağından doğruca yediklerinize bulaşmasını istemiyorsanız bu aleti her kullanımdan sonra antibakteriyel bulaşık sabunuyla temizlemeniz ve yerine geri koymadan önce kurutmanız gerekir. 9. Fırının düğmeleri. Konserve açacağı gibi hemen hemen herkes fırının düğmelerine günde birkaç kez dokunur. Ancak pek çok insan bunları temizlemez veya dezenfekte etmez. Fırının düğmelerini haftada bir yerinden çıkarın ve bakterilerin yayılmasını önlemek için aynı miktarda sirke ve su karışımıyla temizleyin. 10. Merdiven korkuluğu. Kendi aileniz ve evinize gelen misafirleriniz doğrudan merdiven korkuluğuna temas ederler. Bu yüzden yüzeyin mikrop ve virüs dolu olması hiç de mantık dışı değildir. Korkulukları her ay dezenfekte edici bir temizlik maddesiyle silmek bu mikroplardan korunmanızı sağlar. Evinizde birisi hastalandığında korkulukları her gün dezenfekte etmek de iyi bir fikirdir. 11. Uzaktan kumanda. Arada bir yemek yerken TV izliyorsunuz değil mi? O halde uzaktan kumandanıza elleriniz kirliyken dokunuyorsunuz demektir. Haberleri izlerken bir şeyler atıştırdığınızda bile elleriniz hiç de steril değildir değil mi? Buna göre kumandanızı ve kendinizi bakterilerden korunmak için alkolle nemlendirilmiş kulak temizleme çubuğuyla veya dezenfektan olan ıslak mendille temizlemek iyi bir fikirdir. 12. Şilteler. Üstünde uyduğunuz şilte, ölmüş deri hücrelerine, akarlara, tere ve muhtemelen üzerine döktüğünüz herhangi bir şey yüzünden oluşan lekelere ev sahipliği yapar. Bütün bunlardan kurtulmak için yatağı elektrikli süpürgeyle temizleyip dışarı çıkarın. Çünkü bakteriler güneş ışınlarına dayanamaz. Bunu yılda 2 kez yapın. 13. Diş fırçalığı. Diş fırçalığınız tuvaletinizde mi? Tabii ki öyledir. Bu durumda sifonu her çektiğinizde klozetten uçuşan parçacıklar diş fırçalarınıza ve fırçalığa yapışır. Bu duruma göre en iyisi bunları tuvaletten olabildiğince uzağa koymaya çalışın ve sifonu çekerken klozetin kapağını daima kapatın. Diş fırçanızı ise bulaşık makinesinde yıkayın ve düzenli olarak değiştirin. 14. Duş perdesi. Duş perdeleri küflenir ve küf, banyonuzu hiç de paylaşmak isteyeceğiniz cinsten bir şey değildir. Duş perdeniz plastikse, birebir oranda su ve sirkeyi bir sprey şişesinde karıştırıp bununla perdeyi iyice ovalayıp temizleyin. Veya kumaşsa her ay çamaşır makinesinde yıkayın. 15. Musluklar. Eğer sensörlü değilse muslukları elleriniz kirli halde günde sayısız kez açar kaparsınız. Musluklara dokunarak aslında bunlara ne kadar mikrop bulaştırdığınızı hayal bile edemezsiniz. Musluklarınızı her gün bakteriden arındırıcı sıvıyla veya mendille iyice silip yıkayın. 16. Banyo duvarları. Sifonu çektiğinizde klozet kapağını kapatmıyorsanız, buradan su zerreleriyle birlikte havada uçuşan mikroplar banyo duvarlarına yapışır. Duvarlara oksijenli su püskürtmek mikroplardan kurtulmanızı ve duvarları tertemiz tutmanızı sağlar. 17. Bilgisayar klavyesi. Bilgisayar başına oturup bir şeyler yazarken, bir yandan da bir şeyler yediğinizde, çoğunlukla kendinizi kaptırıp yiyeceklere, yüzünüze, sonra da klavyeye dokunduğunuzu fark etmezsiniz. Bakteriler işte bu şekilde seyahat ederler ve klavyeye de böyle yerleşirler. Bu sorunu çözmek için bilgisayar başında yemek yemeyi kesin. Aksi takdirde klavyenin fişini çekin ve tuvalet ispirtosuyla suyu birebir oranda karıştırıp bununla iyice silin. 18. Elektrik anahtarları. Evin çok az insanın temizlediği bir diğer noktası da elektrik anahtarlarıdır. Ancak bunlara birçok kez dokunulur. Bu nedenle buralarda bir sürü mikrop olması hiç şaşırtıcı değildir. Anahtarları üzerine çok amaçlı temizleyici sıvı püskürtülmüş bir bezle temizleyin. 19. Evcil hayvan oyuncakları. Evcil hayvanınız varsa büyük olasılıkla bütün eve dağılmış oyuncakları da vardır. Karabaş ya da sarman, salyalarında ve evdeki kirin içinde cirit atan çeşitli bakterileri, maya ve küfü oyuncakları yoluyla etrafa taşısalar bile bunları hiç temizlemezler. Ah ne iştah açıcı değil mi? O halde neden onlara yardım elinizi uzatmıyorsunuz? Sert maddeden yapılmış oyuncakları sabunlu suyla temizleyebilir ve yumuşak olanları da çamaşır makinesine atabilirsiniz. Oyuncakların artık çok eskiyip kirlendiğini fark ettiğinizde ise bunları yenileriyle değiştirin.
20. Evcil hayvan kaseleri. Köpeğinizin ve kedinizin kaselerini sadece suyla yıkayarak iyice temizleyemezsiniz. Bunları her hafta 10 dakika suyla çamaşır suyu karışımına yatırın ve her gün bulaşık makinesinde dezenfekte edin. 21. Ev kapısının önü ve paspaslar. Bir yürüyüş sonrası çeşitli bakterilerin, kimyasal gübre parçacıklarının, evcil hayvan atıklarının ve diğer birçok kirin ayakkabınızın tabanına yapışıp evinize girmesini ister misiniz? Tabii ki istemezsiniz. Buna büyük olasılıkla hayır dediğinize göre ayakkabılarınızı kapıda çıkarın. Eğer bunu kendinizin de misafirlerinizin de yapmasını istemiyorsanız ev kapısının önündeki paspasın temizliğini ve bakımını iyi yapın. Bunların çamaşır makinesinde yıkanabilecek olanlarını seçin ve düzenli olarak yıkayın. Bunlar size mantıklı geldi mi? Güzel. Şimdi size gelelim. Bahsettiğimiz mikrop barındıran bu yerlerden hangileri sizi en çok şaşırttı? Bize aşağıda yorumlarda bildirin. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Yalnız henüz hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Göz atmanız için daha 2000'in üzerinde birbirinden ilginç videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip üzerine tıklamak ve videonun tadını çıkarmak. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.